Gelin sizinle bir firma kuralım. Bu firma zaman makinesi üreten ve insanları ışınlayan bir teknolojiye sahip olsun. Firma nasıl para kazanıyor, büyümeye değer mi gibi finansal sorulara cevap arayalım. 2004 yılı Amazon hissedar mektubundan bir örnek alıyorum. Burada size amacım şunu göstermek. Karlılık nakit akışı değildir. Para kazandığınızı düşündüğünüz bir yatırımda aslında büyürken para kaybediyor olabilirsiniz. Bu küçük bir bilgi, başarılı bir iş adamının çok iyi anladığı fakat orta ve alt kesimin anlamakta çok zorluk çektiğini düşündüğüm bir konu. Hemen başlayalım. Siz bir firma alırken baktığınız en temel şeylerden bir tanesi hisse başına karlılık değil mi? Peki, hisse başına karlılık için aynı zamanda hisse başına düşen nakit akışı diyebilir miyiz? Hayır. Bunun sebebi şu. Siz bir firma kurduğunuzda satın aldığınız bazı ekipmanlar mevcut. Bunların her sene güncel tutulması ve masraf edilmesi gerekiyor. Ayrıca belirli bir oranda stok, alacak ve verecek dengenizin olması gerek. Sonuçta belirli ürünleri peşin alacaksınız. Bazılarını vadeli, bazen de elinizde stok tutmak zorunda kalacaksınız. Bütün bunları finanse ederken de bağladığınız bir para olacak. Bunun adı da döner sermayeniz olacak. Teorik örneğimize hemen bu bilgiler ışığında başlayalım. Farz edelim ki çok başarılı bir girişimci zaman makinesi icat etti. A noktasından B noktasına insanları ışınlayabiliyor. Fakat makine çok pahalı. 160 milyon dolara mal oldu. Makinenin kapasitesi gereği senede 100 bin insanı ışınlayabiliyoruz. Ve makinenin ömrü sadece 4 sene. Her bir seyahat için 1000 dolar ücret alıyoruz. Ve bu seyahat sırasında makinenin çektiği elektrik ücreti 450 dolar. Ayrıca çalışan ve diğer giderlerimizin de 50 dolar civarında olduğunu farz edelim. Şimdi rakamları oluşturmaya başlayalım. Birinci sene işlerimiz muhteşem. Talep inanılmaz. %100 kapasiteyle çalışıyoruz. 100 milyon dolar satış yaptık. Brüt olarak karlılığımız 55 milyon dolar civarında. Amortisman ve diğer giderlerimizden sonra elimize 10 milyon dolar net kar kaldı. Yani net karımız %10. Bu talepten dolayı karımızın hepsiyle tekrar makine almak ve işimize yatırım yapmak istiyoruz. Böyle bir para kazanırken kim büyümek istemez ki? Bundan dolayı karımızın hepsini alıp tekrar yatırarak her sene işimizi ikiye katlamayı hedefliyoruz. Dördüncü senede totalde 800 milyon dolar gelirimiz ve 80 milyon dolar net karımız olacak. Kabaca bir hesap yaptığımızda her şey gayet güzel gözüküyor. Peki şimdi de gelir tablosuna değil de nakit akış tablosuna bir bakalım. Nakit akışı tablosuna baktığımızda ise önemli bir fark var. Capital expenditures dediğimiz giderler. Yani benim işimi büyütmek için aldığım her bir makine için yazılan rakamdan dolayı ciddi bir fark gözüküyor. Gelir tablosunda ben para kazanıyor gibi gözüküyordum fakat nakit akışında eksideyim. Hem de ciddi bir rakam eksideyim. Eksi 530 milyon dolar serbest nakit akışı gözüküyor. Gelir tablosunda ben milyonlarca dolar para kazanıyor gibi gözükürken aslında o gelir üretmem için harcadığım 1.28 milyar dolar işte nakit akışı tablosunda yatıyor. Sizce böyle bir işe yatırım yapmak mantıklı mı? Hemen test edelim. Eğer ben ilk makineyi aldıktan sonra büyümeyi kessem ve yerimde kalsam 4. sene sonunda 200 milyon dolar serbest nakit akışına sahip olurum. Eğer ben bu nakit akışını basitçe bir hesap makinesine sokarsam acaba benim kazanacağım 2. 3. ve 4. senedeki nakit akışının bugünkü değerine kadar bir hesaplayalım. %9,5 civarında olduğunu görüyorum. Yani bu en basit anlamıyla şu demek. Ben bugün 160 milyon dolar yatırım yapıyorum. 4. sene sonunda totalde 200 milyon dolar geri almış oluyorum. Ve bu paranın benim için zaman maliyetini hesapladığımda geri dönüşüm yıllık bazda %9,5. IRR ile aslında bunu hesaplıyoruz. Çünkü benim 1. sene sonunda alacağım nakit ile 4. sene sonunda alacağım nakitin arasında bir fark var. Arada zaman farkı var. İş dünyasında paranın değeri zaman ile ölçülür. Biz de IRR hesabı ile işte bu zaman değerinin getirisini bulmuş oluyoruz. Bu matematikten yola çıkarak desem ki benim 160 milyon dolar param var ve sadece %1 ile yatırım yapabileceğim alternatiflerim var. Hazine tahvillerinin getirisi bu kadar. O zaman bu yatırımı yapmam mantıklı olur mu? Evet,
Çünkü arada %8,5'luk bir premium farkı var. Bu riski almaya değer. Peki farz edelim ki bu kadar düşük faiz ortamında yaşamıyoruz ve %10 faiz ile hazine tahvillerine yatırım yapabiliyorum. O zaman bu yatırımı yapmak mantıklı olur mu? Tabii ki de hayır. Çünkü bu makineyi icat etmek yerine gidip hiçbir şey yapmadan paramı tahvillerde tutsam daha yüksek geri dönüş alıyorum. Yani paramın zaman maliyeti %10 civarında. Fakat benim projeden alacağım geri dönüş %9,5. Arada yeterince fark olmadığına göre benim bu işe yatırım yapmam da mantıklı durmuyor. Peki şimdi biraz geriye dönelim. Eğer ben birinci sene sonunda büyümeyi durdurmayıp büyümeye devam etseydim, kümülatif olarak nakit akışım ne olacaktı? Farklı büyüme oranları için serbest nakit akışım hep negatif. Kağıt üzerinde para kazanıyor gibi görünmeme rağmen. İşte anahtar bilgi bu. Bizim zaman makinesi işimiz temel olarak bozuk bir iş. Çünkü ben büyüdükçe para kaybediyorum. Yatırım yapmaya değer bir iş değil. Güzel bir iş modeli büyüdükçe daha fazla nakit akışı sağlaması gerekirken ben burada net olarak para kaybediyorum. Şimdi buradan konuyu şuna bağlamak istiyorum. Basit metrikler ile firmayı değerlendirmeye çalışıyoruz ya, lütfen bana söyler misiniz? Böyle bir firmayı fiyat kazanç oranı ile değerlendirir misiniz? Çünkü değerlendirdiğinizde para kazanıyor gibi gözükeceksiniz ve ucuza aldığınızı düşüneceksiniz. Fakat aslında berbat bir firmaya yatırım yaptınız. Peki ya FAVÖK ile değerlendirmeyi dener misiniz? Yine muhteşem büyümeye sahip bir iş varmış gibi gözükecek. EBITDA sürekli büyüyor fakat amortisman hesaba katılmadığı için büyüyor. Eğer ben bu işin sahibi olsam cebimden sürekli para çıktığını bilirdim. Ama finansal analiz olarak basit metrikler ile değerlendirmek varken neden firmanın nakit akışını üretme kabiliyetini çalışayım ki? Değil mi? Defter değerine, market değerine, FAVÖK, fiyat kazanç oranlarına bakmak çok daha kolay. Zaten kolay olduğu için yanlış. Özetlemek gerekirse, bizim bir hisse satın alırken arkasındaki firmaya yatırım yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Ardından bu firmanın nasıl para kazandığını, giderlerini ve amortisman masraflarını hesaplayabilmemiz gerek. İyi bir iş modeline sahip firmalar amortisman masraflarına kıyasla çok ciddi para kazanırlar. Büyüdükçe daha fazla nakit akışına sahip olurlar. Fakat bunu analiz edebilmek için firmaya oturup çalışmamız gerekir. Tek tek mikro verilerine bakmamız gerek. Firmanın giderleri nedir? Neye para harcıyor? Ne kadar para kazanıyor? Ne kadar satış yapıyor? Eğer ben bu firmanın sahibi olsaydım, sene sonunda bütün amortisman giderlerimden sonra cebime ne kadar serbest nakit akışı kalırdı? Bu soruya cevap verebiliyorsanız tebrikler. O zaman o firmanın ne kadar edeceğini de belirleyebilirsiniz. Fakat siz bunun yerine basit rasyonlar ile değerlendirme yapmaya çalışıyorsanız maalesef para kaybetmeye mahkumsunuz. Umarım durumu özetleyebilmişimdir. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.